Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Eylül ayı itibariyle yavaştan kış hazırlıklarına başladım. Antalya hala çok sıcak, o yüzden daha öncesinde bir şey yapmak için mutfağa girmek gerçekten çok zordu. Hala sıcak ama böyle yavaş yavaş birer ikişer gücüm yettiği kadar yapmaya çalışacağım. Öncelikle şeftali kompostası yaparak başlıyorum bu kompostayı özellikle eşim ve çocuklar çok seviyorlar yaz aylarında serin serin gerçekten çok güzel oluyor mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum şeftali kompostosunu konserve olarak hazırlıyoruz tencere içerisinde saatlerce kaynatmanıza gerek yok kapaklarını fırın içerisinde vakumlayacağız aşırı derecede pratik bir yapım şekli var sadece ve sadece soyma işlemi el oyalayıcı onun dışında geri kalan kısmını fırın halledecek. Şimdi buyurun hep birlikte nasıl yapmışım izleyelim. Öncelikle şeftalilerimin kabuklarını güzelce yıkadım. Kurumalar için bir kenara aldım, biraz beklettim. Ardından kabuklarını bir soyacak yardımıyla ince ince soyuyorum gördüğünüz gibi. Bütün şeftalilerimin kabuklarını bu şekilde incecik soyuyorum. Çok fazla derine inmeden, şeftalilerimizi zedelemeden bütün kabukları soyma işlemini tamamlıyorum. Bu şeftali kompostasında en önemli kurallardan bir tanesi, çok aşırı derecede yumuşak, aşırı olgunlaşmış şeftaliler değil de böyle diri diri, daha yeni kopmuş, böyle sertliğini muhafaza eden şeftaliler kullanmanız önemli. Şeftallerimi soyma işlemini tamamladım. Şimdi artık sırada doğrama işlemi var. Öncelikle şeftaliyi ortadan ikiye ayırıyorum. Çekirdek kısmını çıkardıktan sonra iri parçalar halinde gelişi güzel doğruyorum. Çok fazla küçük doğramayın. Boyut olarak benim doğramış olduğum boy ideal oluyor. Sizler de bu şekilde doğrama işlemini tamamlayabilirsiniz. Bir diğer püf noktası da bu şeftali kompostosunu hazırlarken yarma şeftali alırsanız işiniz daha da kolay olacaktır. Bazı şeftalilerin çekirdek kısmı zor çıkıyor ve ayrılıyor. Biraz bu noktada şeftali zedelenmiş oluyor ayırma işlemini yaparken yarma şeftali işinizi kolaylaştıracaktır. Bütün şeftalilerimi bu şekilde doğrama işlemini tamamlıyorum. Yorumlar kısmına beni hangi şehirlerden takip ediyorsunuz yazarsanız çok sevinirim. Sizler hangi kış hazırlıklarını yapıyorsunuz? Bununla ilgili de fikir alışverişi yaparsak çok mutlu olurum. Hepinizi yorumlara bekliyorum inşallah. Lütfen sessiz kalmayın videolarımın altında. Sizin varlığınızı hissetmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Şeftali kompostosu hazırlarken en eğlenceli kısım bu doğrama kısmı. Gerçekten eğer şeftalileriniz de güzelse terapi gibi çok güzel ve keyifli oluyor. Bütün şeftalilerimi gördüğünüz gibi doğradım. Önümde kocaman bir leğen şeftalim var. Şimdi sterilize etmiş olduğum kavanozlarımın içerisine bütün şeftali dilimlerimi dolduracağım. Ben 650 mililitrelik kavanozları tercih ettim. Ölçülerim de buna göre. Sizler büyük kavanoz veya küçük kavanoz kullanacaksanız ölçülerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bütün kavanozların hepsini bu şekilde dolduruyorum. Çok fazla üzerinden bastırarak şeftalilerimizi delemiyorum. Aldığı kadar çok hafif kaşıkla üzerinden bastırdıktan sonra yerleşmesi için şöyle bir kavanozu sallıyorum bütün kavanozlarımı bu şekilde doldurma işlemini yapıyorum. Bu şeftali kompostasının lezzetine bir defa alıştığınız zaman vazgeçilmeziniz oluyor gerçekten. Ben bugün 7-8 kilo civarında şeftali ile hazırladım. Sizler deneme amaçlı belki damak tadınıza uyar uymaz bilemiyorum ama çok seveceğinizi düşündüğüm bir lezzet olduğu için denemenizi tavsiye ediyorum. 2-3 kilodan da olsa deneyin derim. Şimdi üzerlerine bir klasik Türk kahvesi fincanı olacak şekilde toz şeker ilave ediyorum toz şekerimiz Türk kahvesi fincanının içerisinde silme olacak şekilde. Bu noktada aslında bir tık da özgürsünüz. Belki daha çok şekerli seviyor olabilirsiniz. O zaman yarım fincan daha ekleyebilirsiniz. Ya da e, diyabet ya da şeker hastalığınız ya da şeker diyetiniz varsa hiç şeker koymayarak da yapabilirsiniz. Sadece meyvenin şekeriyle de yapan arkadaşlarım var. Ve üzerlerine 1 iki tane karanfil ilave ettim. Bu noktada da özgürsünüz. Karanfil tadını sevmiyorsanız karanfil eklemeyebilirsiniz. Şimdi kavanozlarımın üzerine kaynatmış olduğum sudan ilave ediyorum. Çok aşırı derecede taşırmıyorum. Tam böyle kapak kıvrımının olduğu kısma kadar doldurmanız yeterli. Konservelerimi hazırlarken mutlaka sıfır kapak kullanıyorum. Kullanılmış yıpranmış kapak kesinlikle tavsiye etmiyorum sizlere de. Öncelikle kapaklarımı bir tencere içerisine aldım. Bir tık kaynattım. Kuruladıktan sonra kapatma işlemine geçiyorum. Kapatma işlemini de 3 geri birileri şeklinde kapatarak konservelerimin ağızlarını tamamen kapatmış oluyorum. Birazdan vakumlama işlemi için fırın yolculuğuna çıkacaklar. Artık hazır sayılırlar. Bütün kavanoz kapaklarımı güzelce, gücüm yettiğince sıkıştırarak kapatmaya çalışıyorum. Kapatma işlemini tamamladım. Artık fırına gitmeye hazırlar. Fırın tepsimin içerisine bir kağıt havlu serdim. Ve kavanozlarımı birbirlerine temas etmeyecek şekilde diziyorum sırasıyla. Toplamda 12 kavanoz konserve şeftalim olmuş oldu. İçerisine yarım litre kadar kaynamış su ilave ediyorum. 1-2 parmak kavanozların kap dip kısımlarını, taban kısımlarını geçecek şekilde su ilave etmeniz yeterli. Şimdi artık dikkatlice kavanozlarımı fırına göndereceğim. Fırınımı 250 derecede ısıttım. Fırınımın taban kısmında pişecek konservelerim. Kaynamaya başladıktan sonra fırınımın derecesini 200 dereceye indireceğim. Kapaklar bu şekilde yukarı doğru bombelenip kavanozların içerisi fokurdamaya başladığı zaman 15 dakikalık bir süre yeterli oluyor. 15 dakika kaynaması yeterli ve en önemli kural kesinlikle kavanozlarımızı soğuyuncaya kadar fırın içerisinden almıyoruz. Kavanozlarım tamamen artık soğudu. Kapaklar içe doğru çekildi, vakumlandı. Bir tanesini açtım sizler için. Kıvamı bu şekilde lokum gibi oluyor. Ee, bu halleriyle karanlık ve serin bir yerde uzunca bir süre muhafaza edebilirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.